Yeniden merhabalar. Her seferinde yeniden merhabalar diyorum. Her gün kendinize, hayata, güne, imkan ve olanaklara yeniden yeniden merhabalar deyin, yeniden başlayın. Bazen başlamak için bitmesi gerekir. Şimdi karşımda birkaç tane renk var. Bir tane örnek var. Yabancı bir sitede gördüm. Artmış iplerinizi değerlendirebileceğiniz gibi yeni baştan rengarenk kombinasyonlar yaparak pek çok yerde kullanabilirsiniz. Bebek örgüleri, yelekler, battaniyeler, aklınıza ne gelirse örebilirsiniz. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. İki renk sade olarak da örebilirsiniz. Bu örneğin birkaç tane versiyonu var. Renk oyunları ile burada biraz daha farklı gözükmüş ve çok da güzel durmuş. Aynı cinsten rengarenk iplerim yok şu anda. Biliyorsunuz her modele yeni bir ip kullanıyorum. Gördüğüm renk kombinasyonuna yakın bir kombinasyon uygulayacağım. Çünkü çok tatlı geçişleri olmuş. Ve karşı tarafta böyle iplerim var rengarenk. Örneğimiz çok kolay. Yeni başlayanlarda rahatlıkla örebilirler. Başlangıç kısmına sık iğne trabzan herhangi bir şekilde başlangıç lastiği borduru uygulayabilirsiniz. Burada ben direkt zincir üzerine uygulayacağım. Videonun üzerinde sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan oynatma hızını kalitesini ayarlayabilirsiniz. Otomatik alt yazıları kapatabilirsiniz. Birinci sıra, kenardaki iki adet zinciri birinci trabzan olarak alırsam hemen dip kısmından bir tane daha örüyorum. İkili trabzan, üçlü trabzan olarak da örebilirsiniz. İkili trabzan olarak öreceğiz. Kırmızı ipim yoktu, burcum batik ipin kırmızı kısmını kullanıyorum şu anda. 3 adet ikili trabzan, 1 adet zincir, 1, 2, 3 adet zincire atlıyorum. Dördüncüsünün, dördüncünün içerisinden 1. Araya kolay örnekler de koyuyorum. Çünkü bazen örneklerimiz ağır olabiliyor ama ben onları size en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ve çok güzel de geri dönüşler alıyorum bu konuda. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünün içerisinden kanalımdan bakarak yapmış olduğunuz örneklerden bitirmiş olduğunuz projelerinizi yelek, şal, bere ne ördüyseniz benimle instagramdan paylaşın. Hikayelerde, storylerde yayınlayalım. Örmek isteyenlere fikir olması açısından. Tekrardan bir zincir. 1, 2, 3 tane atlıyorum dördüncüden itibaren. İlk kez beni izleyenlere de hoş geldiniz diyorum. Beğeni yaparak abone olarak destek olabilirsiniz. Videoların altındaki açıklama bölümünde sosyal medya linklerim var. Oynatma listelerim var. Oradan bakabilirsiniz. Yorum yaparak, mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ve birinci sırayı bu şekilde ikili trabzan grupları halinde örüyorum. sıranın başına direkt olarak üçlü trabzan grubu olarak başladım ama şöyle tek noktaya ördüğümüz için şöyle bitirmek faydalı olacaktır. Yine aynen 3 adet atlayarak bir tane tek trabzan ile bitirebilirsiniz. İkinci sıra Birinci trabzan. Birinci trabzanı zincir olarak örüyorum. İkinci trabzanı ipimi doladıktan sonra alt sıraya inerek orta kısımdaki zincirden biraz önce katlamış olduğumuz Üçüncü trabzanı yine, Boşluğun kafesin içerisinden bir adet zincir yandaki boşluğa atlıyorum. Birinci trabzan ipimi alıyorum orta kısımdan. birazcık uzatıyorum. Üçüncüyü boşluk kısmından. Bir kez daha. Boyunu eşitliyorum. Evet sırayı bu şekilde tamamladım. Sıranın sonunda bitişteki gibi başlamadığım için çok da önemli değil. Boş kafesle bitiriyorum bu defa. Bir zincir. Şimdi tam da bu noktada renk geçişini yapacağız. Son iki ilmekte yapıyoruz. Bekletiyorum. Evet renk geçişini yaptığımız noktada bir tane düğüm bizim için yeterli. Bu ipi burada kesebilirim. Çünkü ikiden fazla renk kullanacağız. Şöyle bir miktar içerisinde yürütürüm ve ondan sonra kesersem de kenar kısmında gözükmez. İp kalınlıklarım benim birazcık değişebilir. Siz kendi projenizde eşitlemeye çalışırsınız. Şimdi Şöyle iki tane zincirle birinci trabzanı ördüğümü varsayıyorum. İkinci trabzanı yine bu defa zincir değil altta trabzan sırası var. O yüzden ikinci trabzanın tepe noktasından alıyorum. Şelale tarzı örgülerdir. Alt sıraya inilerek yapılan örülen örgüler. Şelale gibi aktığı için birazcık uzun olarak çekiyorum. Şimdi üçüncü trabzanı yine kafesin içerisinden ve ipim de içeride yürümekte. bir tane zincir. Bir. Alttaki trabzanın ortasındaki trabzandan üçlü grubun ikincisinden bir. Tekrardan boşluktan. Bir tane zincir. Bu ip birazcık ince ve yine aynı şekilde çok güzel projeler yaparsınız. Özellikle bebek örgüleri. Yine angora iplerle kendinize ağır renkler ile yelekler. Artmış ipleri değerlendirmek ne isterseniz olabilir. Sırayı tamamlıyorum. Yine son kafesin içerisinden Bu örneğin birkaç tane çeşidi var. Buradaki farkı da söyleyeceğim size. Bir zincir ile kenar kenardaki trabzanın tepesinden de olabilir, içinden de olabilir. Şöyle tek bir trabzan ile bitiriyorum. Dönüyorum. İki zincir birinci trabzanım olmak üzere İkincisi alttaki üçlü grubun ortasındaki trabzan olmak üzere. Üç. Bir zincir. bebe yünleriyle incecik iplerle de yapabilirsiniz lifler de örebilirsiniz Yine bir zincirle bitiriyorum. Kenardaki trabzanın üzerinden alıyorum. Şimdi şimdi bir kez ördükten sonra aynı şekilde diğer rengime geçiyorum ve biraz önceki gibi birinci trabzan isterseniz kenar kısmında bir tane fazla trabzan kenar trabzanı da yapabilirsiniz ikinci trabzan aynı şekilde aşağıya doğru inerek örülmekte üçüncüsü de yine burada buradan kesip içerisine gizleriz ipleri ve gözükmez bir tane zincir bu ip birazcık daha ince koton bir ip ben renk geçişi için bu şekilde karışık tercih ettim örgüsünü ayarlamaya çalışıyorum bu renk konularına birazcık takıntılıyım yapacak bir şey yok bu da benim özelliğim Evet mantık bu istediğiniz kadar renk istediğiniz kadar kombinasyon farkı ne diğer versiyonlarından farkı ne Burada iki sırada bir renk değiştirilmekte. Görüntüsü bambaşka olmakta. Şimdi ben diğer renk kombinasyonları ile devam edeceğim. Bakalım ortaya ne çıkacak. Mavi de nasıl huzurlu bir renk. Lütfen videoları hızlı hızlı izleyip gitmeyin. Beğeni atarsanız, paylaşırsanız, yorum yaparsanız emeklerimiz karşılık bulmuş olur. Şimdi ipleri gizlemeyi de göstereceğim çünkü yeni öğrenenler de var. Evet bu arka kısımda kalan ipleri şöyle birbirine bir kez bağlamıştık. Bir kez daha bağlayabilirsiniz. Ve ondan sonra her rengi kendisinin içerisine şöyle gözükmeyecek şekilde bunu dikiş iğnesiyle de yapıyorlar. Yani iğneyle yürütüyorsunuz, hiç düğüm yapmıyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. İğneyi buradan çıkarıyorsunuz. Etamin iğnesi gibi geniş bir iğneyle. Böyle de yapabiliyorsunuz. Ben böyle de yapıyorum. Bunu da kendi renginin içerisine iğne ile yaptığınızda birazcık daha uzun bırakabilirsiniz ve böyle gizleyebilirsiniz yenilerde Tunus işi kazaya modelini gösterdim çok beğenildi hakikaten hakikaten de çok güzel oldu ip de çok güzel düştü bakın oynatma listelerime gezin gruplandırdım modelleri istediğiniz her tarzda tığ ve şiş örneği Tunus modeli bitmiş projeler veya örnek anlatımlarını rahatlıkla bulabilirsiniz Evet bu şekilde bir miktar örüyorum Bayıldım bayıldım. Renklere bayıldım. Şöyle kilimsi dokuda bir örgümüz oldu. Canım örgülerim. Görsel bizim işimiz. Fincan ne alaka demeyin. Keçi aplikeler. Suplalarınızın üzerine uygulayabiliyorsunuz. Kullandığım malzemelerle ilgili bilgileri Instagram sayfamda görebilirsiniz. Bütün gönderileri ve yayınlamış olduğum modellerin orijinal resimlerini orada paylaşıyorum. Etiketleyerek yayınlayabilirsiniz. Yine oradan görselleri model amacıyla alabilirsiniz. Şurada bir şey yaptım ama anlatmadım. Siz kolay anlarsınız. Bitiş sırasında delikli olarak kalıyor üst sıra biliyorsunuz. Çünkü bir üst sırada şuradaki bağlama işlemini yapıyoruz. Örgüyü nasıl bitirmeliyim derseniz iki sıra maviyi normal olarak örüyoruz. Üçüncü sırada aynen modeli uyguladım ama sık iğne olarak uyguladım. Boşluğa bir sık iğne, bir sık iğne ile alta bağla, tekrar bir sık iğne, bir zincir bir sık iğne, alta bir sık iğne ile bağla, bir sık iğne bir zincir. Örneği birebir trabzan yerine sık iğne olarak uyguladım. Kesme işlemini modelin gidişatına göre kolaylıkla yapabilirsiniz. Özellikle bebek projelerinde yatak örtüleri, battaniye, berelerde, kazaklarda, kazakların kol uçlarında, etek uçlarında, yakalarında, roba kısımlarında, fikir olarak sayıyorum, Sizler de çok güzel fikirlere sahipseniz, eminim. Yorum kısmına yazın. Yazın lütfen. Dokusu çok güzel oldu. ipleri de sakladım arka tarafta. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Örneğimiz çift taraflı. Bir battaniye örerseniz de astar istemez. Ve inanın çok rahat günlük olarak kullanabilirsiniz. 30 derecelerde yıkayıp temizliğini de sağlayabilirsiniz. Çok kullanışlı bir model olacak. Çok kolay çok kullanışlı. Bu konuda sizlerden de güzel yorumları, beğenileri ve paylaşımları bekliyorum. Evet YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Facebook'ta hobi mühendisi grubu açtım. Orada kendi kanallarınızı ve modellerinizi de paylaşabilirsiniz. Reklam ve işbirliği için yine Instagram'dan DM ve Messenger yolu ile ulaşabilirsiniz. Yeni ve güzel projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.